Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sedat. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunumuz daha var. Dremel Eguvel 2023 oynuyoruz. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. İnternet konusu sıkıntısı çektiğimiz için bunu daha önceki videolarımızı izleyenler biliyordur. İnternetten sıkıntı çekiyoruz. Ve Dremel Eguvel'i normalde kariyer maçı yaparak oynamamız lazım. Yani şurada oynamamız lazım. İnternet sıkıntısı çektiğimiz için mesela küresel mücadele kupası var. Ve biz 4. gruptayız. Hiç puanımız yok. Biz bugün gösteri maçı yani dostluk maçı oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöyle oyna diyelim. Ben daha önceden oynadım, zaten kadrodan belli oluyordur. Ki kadronu da bana verdiği işte şey ilk kadro. Start. Artık nasıl okunuyorsa öyle bir takımla dostluk maçı oynayacağız. Bir sergi maçı oynayacağız. Kendimizi tanıtacağız. Takımlarımızı tanıtacağız. Dostluk kazansın diyelim. Eğer izlenirse devamını da çekeriz. Henüz daha kalmak buna değilseniz arkadaşlar, abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Çünkü desteklerinize çok gerçekten çok ihtiyacımız var. 4-2-3-1 dizilişinde oynuyor. Ve Burak Yılmaz. Rakipte Burak Yılmaz var. Handel. Ruiz. That's a terrible tackle. The refs sent him off. It's a red card. Buradan atabilir miyiz? Good save by the goalkeeper. Yavaş vurdum gerçi, atardım da. That's nicely played. Rakipte Burak Yılmaz var. A quick serve could work wonders for the team. And he sees red. His manager won't be pleased with it. İkinci kırmızıyı gördüler. Lampten daha görseler maç iptal olacak bakın otomatik. O kaleye yine kaleciyim bu canı. Bakalım. Olmadı bir iki maç yapar. Bitiririz videomuzu. Aslında bir gün kargo çekecektim. Daha doğrusu çektim de. Telefonda yer olmadığından kayıt almadı. Bu arada arkadaşlar, eğer bu videoyu izliyorsanız hangi takımlısınız açıklamalar kısmına, şey yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bakalım bizi takip edenler hangi takımı tutuyormuş, hangi takımı destekliyormuş. Yetişemedik topa. Oyunun henüz daha eksikleri var. Geçen gün bir tane güncelleme geldi. İşte ne gelmişti? Hata düzeltmeleri falandı galiba. Hatırlamıyorum. Eğer izlenirse zaten oyunun devamını çekeceğimiz için. Ben nasıl dışarı attım lan topu? Şimdi arkadaşlar, kadro kötü olduğunda bir de rakip iki tane kırmızı kart gördü. Şu anda 9 kişiler sahada. Yani kaleciyi de sayarsak 9 kişiler. Normalde top oynayanlar. Offside. Zaten daha atamadık. The ball played back. Oh, what skill. Güzel paslaşıyorlar ama atamadık. His teammates won it. Rightly so. Great start. Evet arkadaşlar, ilk golümüzü bulduk. Eğer istiyorsanız yorum kısmına yazın, ben canlı yayın açarım arkadaşlar. Bunda canlı yayın açarım. Canlı yayında oynarız hep birlikte. Kalecinin müdahalesi yetersiz. Bir de kalecim güçlü arkadaşlar. Dega diye bir kalecim var. Bir de o güçlü. Ve Beşiktaş değil, zaten takım adından da belli oluyordur bakın. Arkadaşlar ben geçen gün bir tane canlı yayın video çektim. Blok kralı çektim. Bilenleriniz vardır.
Blockcraft adında Tenno'yu çektim arkadaşlar. Oyunun ana ekrandaki müzik telifli müzik çıktı. Şimdi kişiye ait olan müzik olduğu için ondan izin alarak kullanmamız lazım. Onun için de işte şarkıyı kim söyledi, müziği kim söylediyse ona söyleyip de video YouTube'a yüklememiz lazım. Yani izni olması lazım ki biz telif hakkı yemeyelim. Evet, bu arada offside'de kaldı. Boşta kaçıyor. Oo, bırak Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz serbest vuruşa kaldı valla. Güzel attı ama yan ağlarda kaldı. Headed on. Çıkmaz o, çıkmaz o, çıkmaz o, çıkmaz o. Lovely pass. Taş bizim, taş bizim. Kullan, 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 kullan. Anderson. Pas iç. Jason. Anderson. Ha, çıkmaz, çıkmaz. Abi bir maç veya da iki maç yaparız. Dostluk maçı çünkü. Kariyer maçı değil, kariyer maçı olsaydı oynardık. Watson bıraktı. Roy atalım, top bizde. Böyle kalesinden geçmiyor ki. Aslında çekmeyecektim, çekim dedi, belki izleyen olur, izleyen olursa ben de devamını çekerim çünkü oyun yok, kanalda oynayabilecek oyun olmadığı için mecburen ben de oyun çekiyorum. Dostluk maçı olsun. Çok güzel gitti ama girseydi var ya çok güzel bir gol olacaktı. Yalnız az gol attık ya. Öyle eğlencesini olsun diye. Yoksa 4-0'lık 5-0'lık bir maçtı. Belki daha fazla. Yok, bırak Yılmaz gidiyor. Yılmaz. Evet. Artık kazandık sayılır. Evet, Nadir. 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 Sokulu. Nadir. Koder. 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 Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ara ara böyle hatırlatacağım. Ya son. Kazandık. Ve 19 lira para aldık. Evet, bir maç daha yapabiliriz. Antrenmana girdik. Evet, bence bir maç daha yapabiliriz. Antrenmana mı girdik ya? Oo. Şöyle çıkalım. Gösteri maçı diyelim. Şimdi arkadaşlar ben daha oyuna yeni başladığım için bu dizilişlerin hiçbiri açık değil. Bunların hepsini tek tek açmak lazım. 5-3-2, 5-2-1-2, 4-3-3, 4-1-2-3, 4-2-1-3. Şu anda bizim kullandığımız tek 4-2-2 dizilişi var. O da ofansifte oynuyorum. Şöyle hemen oyna diyelim. Bir maç daha yapıştıralım. Burada tanıdık var mı acaba? Şimdi kadroları gösterir, görürüz. Evet, onların kadrosu. Bakayım tanıdık var mı? Yok. Evet, tanıdık yok. Bu da bizim kadromuz. Evet, hemen başladık. Şimdi oyun olmadığı için ben de bu tarz oyunları çekiyorum. Eğer izlenirse devamını da çekeceğim. Kim yaratalım? Yani yine kırmızı gördüler. Arkadaşlar bu oyunu ben 2016'sını, 2019'unu oynadım. 2023'ünü yeni oynuyorum bu arada. 2023'ünü yeni oynuyorum. 2019'da hakem hiç kırmızı kart vermiyordu. Belki denk gelirsek
Yani yani kötü bir hareket olursa kırmızıyı veriyordu. Bu sefer yani bu seferki oyunda 2023'te biraz saçma olmuş. Hangi oyuncu kayarsa kırmızı kart gösteriyor. Sarı gösterdiğini ben şimdiye kadar görmedim. Belki bir iki defa sarı görmüşümdür. Hep kırmızı, kırmızı veriyor, geçiyor. Yani hiç acımıyor. 2019'da işte ise uyarıyordu. Bu maçta bitsin. Ben de videomu bitireyim. Aslında kargon çekecektim. Ama olmadı. What? Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz ben de devamını çekerim. Ama internetsiz oynuyoruz. Bir yandan da kötü. İnternetsiz oynasak daha güzel. What? Ay yanlış kullandım. Düş kullandı. Tek ortaladım. Tek bir kafaladı. Çok güzel de bir gol. Abi efsane bir gol. İşte kalecimizin sevinci. De. Defender is on the ball. Ruiz. Ruiz. Watson. Watson bıraktı. Az önce kafa golünü atan oyuncu aldı kaleci karşısına vurdu. Kalecinin kucağına gitti ya. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz. Yani yeni yeni oyunlar çekmek istiyorum. Çünkü oyun yok. Aslında var da biz oynayamıyoruz. Mesela Truck Simulator oynayabiliriz. Bus Simulator Ultimate oynayabiliriz. Truck Simulator Truckers of Euro 3 oynayabiliriz. Ama oynayamıyoruz. Çünkü telefon kaldıramıyor. Ben Truckers of Euro 3'ün ilk çıktığı zamanlar videosunu çektim. It's with the striker. Surely now. İlk çıktığı zamanlar ben videosunu çekmiştim. Güzel izlenme almadı yani 40 görüntüleme falan geldi. O da zar zor yani 40 görüntüleme aldı. Ben de artık çekmemeye karar verdim. Evet, güzel bir ara pas. Kaleci de pas konuşuyor. Sert bir şut. Evet, çok da güzel bir gol attık. Şöyle kaydımızla kontrol edelim. 12 dakika olmuş. İdeal bir şey. Maç bitene kadar da kapattı oyun. Maç bitene kadar da bir 20 dakikaya kadar 18-19 dakikaya kadar olursa güzel. Sonuçta maç oynuyoruz burada. Striker's ball. Kaymadım ya, keşke orada kayaydı. And he's won it back for his team. Eğer beğenilirse, ki beğenilmeyecek bir oyun değil ama internetsiz oynuyoruz. Belki o açıdan biraz kötü yorumlar gelebilir. Ama ne yapalım arkadaşlar, internetimiz yok. Kırmızı kart dedi. Hayret, sarı kart verdi. Buradan atabilir miyiz? Direkt kucağına gidiyor ya. Benim bu antrenmanda trikik milikliklere çalışmam lazım. Arkadaşlar dediğim gibi eğer oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa hemen yorumlar kısmına girerek Abi birlikte oynayalım benim kadrom da güzel falan diyen varsa canlı yayın açacağım arkadaşlar. Gelin orada birlikte bir oynayalım. Rakibim olun. Birlikte oynayabiliriz. Bilginiz olsun. Ben bunu toplulukta da paylaşacağım. Eğer videonun sonuna kadar izlemeyenler varsa. Yani bu dakikasına kadar izleyenler zaten öğrendi ve adam kırmızı kart dedi. Yine sarı kart. Hayret. Evet, oyuncu değişikliğimizi yaptık. İçeri doğru gönderdik, kafayı indirdik. Bir daha orada, hayır yetiştiremeyeceğim, yetişemeyeceğim. Yetişemedim ya. Neyse, 76. dakika artık maç bitiyor. Yine 2-0. Ben nedense hep 2-0 kazanıyorum. Is this the moment? What? We'll kick himself. He could have had his hat trick. Nasıl atamadık onu ya? Resmen kalenin öndeydim.
Atabilirdim ama atamadık. Neyse sıkıntı yok. Maç bizden yana nasıl? Batod. Batod. Watson'a doğru. Güzel. Watson. Passed out wide then. Oh, it's a clear chance. Kalecine. Good. Dışarı gitti. Time for a fresh pair of legs here then. Full time here. Evet arkadaşlar. Bu ikinci maçımızı da 2-0 kazandık. 19 liramızı aldık yine. Ve 1185 lira paramız oldu. Dediğim gibi eğer oynamak isteyen arkadaşlar varsa gelebilir. Bakın çevrim içi oynuyorum. Çevrim dışı oynuyorum. Çevrim içi oynamıyorum. Ama eğer oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa gelebilir. Birlikte oynayabiliriz. Canlı yayın açacağım. Topluluk sekmesinde de paylaşacağım. Eğer istiyorsanız gelin. Birlikte oynayalım. Hem eğlenceli olur. Hem de bana destek olmuş olursunuz videolarda. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.